Cansın Elvacı Almanya'da Ramstein Hava Üssü'nde NATO Savunma Bakanları Ukrayna Savunma ve Güvenlik İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantının ardından önemli başlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu ki adından da anlaşılacağı üzere Rusya-Ukrayna Savaşı toplantının ana gündem maddesiydi. Bakan Akar Türkiye'nin iki ülke arasında ateşkesin sağlanması adına ortaya koyduğu aslında çabadan, çalışmalardan bahsetti ve devamında da umutlu olun, umutlu bir sürece girildiğini ifade etti ve bir takım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleriyle belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak diyerek e, Zelenski ve Putin'in görüşmesiyle ilgili aslında umutlu bir sürece girilmiş olabileceğine ilişkin sinyaller verdi ve insani durumun kötüye gitmemesi için Türkiye'nin bu müzakere e, çabalarını sürdüreceğini bir kez daha hatırlattı. Bir diğer nokta Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Karadeniz'den savaş gemilerinin geçişiyle ilgili süreç. Bununla ilgili de Bakan Akar Montreux vurgusunu bir kez daha yaptı ve devamında Boğaz'dan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar da herhangi bir geçiş olmadı diyerek bu konuyu da önemli belirtmiş oldu. Bir diğer nokta Ukrayna'daki sivillerin tahliyesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Aynı zamanda Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticaret gemileri vardı. Malum bu gemiler içinde hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla görüşmelerin, temasların devam ettiğini hatırlattı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bir diğer konu malum mayınlar bölgede Karadeniz'e sürüklenen mayınlarla ilgili çeşitli iddialar vardı. Bakan Akar bu iddialara ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini ve birçoğunun gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ana kadar 3 mayının etkisiz hale getirildiğini, imha edildiğini hatırlattı. Bölgede deniz kuvvetlerinin havadan ve denizden gerekli tedbirleri aldığını belirtti. Aynı zamanda özellikle İstanbul Boğazı ile ilgili de boğazdan gemilerin geçişiyle ilgili e, yeni ekstra tespit radarlarının bölgeye yerleştirildiğini bu noktada deniz trafiğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını da hatırlattı. Bir diğer önemli başlık en önemli başlıklardan biri de Irak'ın kuzeyinde devam eden pençe kilit operasyonu. Bakan Akar pençe kilit operasyonu ile ilişkin çalış, sahadaki çalışmaların devam ettiğini başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü hatırlattı. Devamında ise teröristlerin alçak saldırısında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz dedi ve devamında kanlarını yerden bırakmayacağımız söz verdik diyerek operasyonlarda 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı ve aynı zamanda bölgede operasyon sahasında teröristlere ait tüm barınak ve sığınakların imha edildiğini, imha edilmeye devam edileceğini bir kez daha belirtti diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. cansın Elvacı.